Günaydınlar. Yazdan belki de son kalan böyle güzel bir günde Ankara'da böyle bir heyetle birlikte güne başlamak hepimiz için hem çok enerji verici hem çok umut verici. Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. 1943'te kurulan Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü kuruluş günü 1979'dan beri Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. Ve biz de bugün bütün büyük şehirlerimizin kırsal kalkınma daire başkanlıklarını düzenli olarak, koordineli olarak takip eden gıda tarımdan sorumlu Gölge Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız Erhan Adem'in koordinasyonunda bir toplantı gerçekleştirmek istedik. Bunun için en uygun yerinde Ankara ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu düşündük. Bir kısmını izledik, bir kısmını Sayın Başkan ifade etti. Bir kısmını genel başkan olmama rağmen ben dahi standları gezerken bazı yeni bilgileri gördüm. Ama gerçekten Ankara'da hem Ankara Büyükşehir Belediye'mizin hem de diğer büyükşehir belediyelerimizin 14 büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu hizmetler, destekler, üretimler, katkılar gerçekten her türlü övgünün üzerinde. Ayrıca diğer 21 il belediyelerimizde de müdürlükler seviyesinde hem köye dönüşü teşvik etmek üzere hem köyünde yalnız bırakılmış, ürettiği ürün değerini bulamayan ya da gerekli desteklemeleri, katkıları alamayan çiftçilerle dayanışma noktasında Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gerçekten üzerlerine düşenin fazlasını yapıyorlar. Gerçekten çiftçi milletin efendisidir diyen bir kurucu genel başkanın ve Cumhuriyet'in kurucusu ve ilk cumhurbaşkanının başladığı noktadan çok bambaşka bir yere savrulmuş ve en önemli gücümüzü, en önemli kasımızı kaybetmiş noktadayız. Biraz önce Mansur Başkan ifade etti, hepimizin övünerek ve küçük yaşlarda öğrendiği, övünerek söylediği, dünyada gıda açısından kendisine, tarım açısından kendisine yetebilen 7 ülkeden bir tanesiyiz diye öğrendiğimiz bilgi maalesef artık gerçek değil. Hatta bu konuda dönüp baktığımızda tüm rakamlar her geçen gün nasıl geriye gittiğimizi, bilhassa son 20 yılda nereden nereye gerilediğimizi gösteriyor. Tabii gıda güvenliği ve gıdaya erişim garantisi, yani gıda güvencesi iki önemli kavram. Aslında ikisinin de ne kadar önemli olduğunu hep birlikte geçtiğimiz Covid'de yaşadık. Aslında Covid salgını bize neyi öğretti? Daha doğrusu nereden başladı? Nasıl yayıldı ve neler yaşattı? Bugünkü anlamda şöyle bir geriye dönük bakarsak aslında en temelinde eşitsizlik var. Biraz önce söylendiği gibi dünya nüfusunun %10'u, Afrika nüfusunun %20'si en net tanımıyla açlık çekiyor. Açlıkla cebelleşiyor ve esas büyük sorun küresel olarak gelir adaletsizliği ve varlıkların eşitsiz dağılımı. Neden başladı Covid? 4 tane yoksul Çinli, Çin'de bir hayvan pazarında bir yarasa çorbasını 4'ü pişirdiler ve bir yerden yediler. Yarasa vahşi bir hayvan. Onun yakalanıp çorbasının yapılması ve içilmesi gıda güvencesi açısından kabul edilebilecek bir şey değil. Yani evrensel standartlar Çin'deki o hayvan pazarında gerçekleşmiş olsa o virüs, koronavirüs bir memeli olduğu için memeli insana kolayca geçen ve o günden sonra insandan insana bulaşmaya başlayan o virüs hayvandan insana geçmeyecekti. Yoksulluk yüzünden
gıda güvencesi olmayan bir yarasa çorbasını içtiler ve hastalandılar. Oradan sonra hızla önce bir şehirde, sonra ülkeye, sonra kıtalar arasına yayıldı. Pandemi ilan edilene kadar, ilan edildiğinde zaten artık iş işten geçmişti. Oradan sonra başka sorularla, başka eşitsizliklerle, başka çelişkilerle karşılaştık. Mesela aşı yoktu. Sonra hızla aşı üretilmeye başladı. Aşı paralı mı olsun, parasız mı olsun? Aşı, eldeki aşı, dünyadaki parası olanlara mı yoksa aşılanması gerekenlere mi uygulansın? Parası olanlara uygularsanız hem büyük bir eşitsizlik ve haksızlık yaparsınız, hem de daha sonra o virüs değişir, o aşı etkisizleşir ve gelir herkesi birden bir daha vurur. O yüzden aşıyı bir ülkedeki, örneğin aşıyı icat eden ülkedeki ya da bazı ülkelerdeki, aşı üretebilen ülkelerdeki, birçok ülkedeki, aşı ithal edebilen ülkedeki herkes yerine bütün dünyadaki bazılarına vurmak gerektiğinin doğru olduğu ortaya çıktı. Mesela bütün dünyadaki önce sağlıkçılara, sonra berberlere, garsonlara, dolmuşçulara, ulaşım sağlayanlara, çünkü en çok temas edenlere ve en çok yayanlara vurmalıydık ki dünyadaki dolaşım hızını düşünebilelim diye. Sonra biraz daha ileriye gitti ve mesela aşıyı reddetmek kişisel bir tercih midir? Yoksa küresel bir meseleye kişisel olarak zarar vermek midir? Bu etik tartışmalar başladı. Ama sürecin en sonunda hep birlikte gördük ki bu dünyanın COVID'e yakalanmaması için, yeni pandemiler yaşamaması için ve bunu bir şekilde bertaraf edebilmesi için birincisi dünyadaki herkesin belli bir gelir seviyesine çıkarılması lazım. Yani böylesine yoksulluğun yaşandığı bir yerde 4 tane yoksul Çinlinin içtiği yarasa çorbası maske karşıtı Trump'a hastanenin camından maskeli fotoğraf çektirtmeyi ya da aşı karşıtı Boris Johnson'ı İngiliz devrin İngiliz başbakanı yoğun bakımda entübe edecek noktaya kadar getirebiliyor her şey. Yani demek ki kurulan dünya düzeni var olduğu şekliyle o düzeni kuranları da kurtarmıyor. Bu dünya düzenine hem ekonomik eşitlik açısından, hem kaynakların paylaşımı açısından, hem de gıdaya erişim, yoksullukla mücadele ve bu noktada tam da durulması gereken yerde, bizim durduğumuz yerde eşitlikçi ve dünyadaki bütün halkları ve halkın içindeki herkesi belli bir gelir seviyesinde, belli bir eğitim seviyesinde, belli bir bilinç seviyesinde ve belli sağlık hizmetlerini eşit alır seviyede tutmak lazım. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede temsil ettiği yaklaşım, hem yerel yönetimlerin pandemideki tutumları açısından yaptıkları, yani AK Parti'nin belediye başkanları şaşmış ve kalmış şekilde Ankara ne yapacak diye beklerken ve sürecin sonunda da kapı kapı 3'er tane maske dağıtacak hale gelirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yöneticilerinin birden harekete geçtiklerini, çünkü onlar hiç alışmamışlar zaten merkezi yönetimden bir şey gelmesine, gelmiyor. Hatta eli kolu bağlanıyor. Hemen harekete geçtiler. Atölyeleri maske fabrikalarına çevirdiler. Bütün imkanlarıyla sokağa çıkıp çalışamayanları evlerinde buldular, onlara sahip çıktılar. İhtiyaç duyan sektörlere destek oldular ve pandemi sürecinde genel iktidarın eksik bıraktığı her şeyi kapatmaya çalıştılar. O dönem dört dörtlük bir süreci yerel yöneticilerimiz geçirdi. O günkü büyük şehirlerimizin hepsi efsaneler yarattılar.
ve Türkiye'ye mal olduğu şekliyle bütün belediye başkanlarımız adına Ankara'da da halen daha seçim nasıl %60'la alındı diyen Mansur Başkan'ın pandemiyi nasıl yönettiğine baksın, gönüllere nasıl girdiğini oradan görsün. Pandemi başka bir şeyi daha öğretti. Eskiden şöyle bir şey var, her şeyi üretmeye gerek yok. Yüksek katma değerli ürün üretip ihracat yaparsın ki bu çok önemli bir şey, yadsınamaz. Türkiye'nin bu noktada %4'lük seviyede olduğunu toplam ihracatta, Vietnam mucizesi dediklerinin Vietnam'ın %33'e ulaştığını, bildiğiniz filmlerde acıdığınız Vietnam'ın yaptığı ihracatın yüksek %33'ü yüksek katma değerli ürün, biz daha %4'teyiz. Ama sadece yüksek katma değerli ürünle bu işin olmadığını da gördük. Çünkü tedarik zinciri kırılınca sen kendine yetiyor musun? Kendi kendine baş başasın. Gümrükler kapanınca, gemiler durunca, kamyonlar durunca, şehirler arasında bile ulaşım durunca ülke kendi kendine yetiyor mu, yetmiyor mu? Orası çok önemli bir hale geliyor. İşte orada hastalığın başlamaması için gıda güvencesi, güvenliği söz konusuyken, hastalık ortaya çıktıktan ve tedarik zinciri kırıldıktan sonra bu sefer gıda güvencesi konuşulmaya başlıyor. İstediğiniz kadar dolarınız olsun, euronuz olsun, altınınız olsun, eğer kendinize yetecek bir tarımınız yoksa açsınız, sefilsiniz, perişansınız demektir. O yüzden yine genel iktidarın boş bıraktığı bir alan, bugün burada her birinin ayrı ayrı yaptığı projeler ve bizim bütünleşik olarak yönetmeye çalıştığımız bu alan son derece önemli hale geliyor. Biraz önce Mansur Başkan'la BAKAP projesini konuştuk. BAKAP projesi çok çarpıcı bir proje. Hatta şöyle ifade etmek lazım. 1900'lerin ilk çeyreğinde önce kurtuluşu başarıp sonra kuruluşu gerçekleştirdik ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk şapkayı taktı, traktörün üstüne çıktı. Meselenin önemine vurguyu yaptı. Hem bütün Türkiye'de tarımla ilgili bir cumhuriyet devrimi başlattı, hem de kendisi Atatürk Orman Çiftliği ile araştırmaya, geliştirmeye dayalı iyi tarım uygulamaları diye sonradan tanımlayacağımız noktada bir irade ortaya koydu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'nın ortasında çok büyük bir alanı tarıma ayırdı ve vasiyetiyle emanet etti. Birileri yerelde Melih Gökçek, genelde Tayyip Erdoğan ve atadıkları oraya sahip çıkmadılar, oraya o vasiyete uymadılar, oraya ihanet ettiler. Hep birlikte karşı çıktık, mahkeme kararları oldu, onu boşa düşürdüler, yasal faaliyetler yaptılar. Ama Atatürk Orman Çiftliği gibi bu çağ için bile çok ilerici bir meseleyi anlayamayıp oraya saray yaptılar, imara açtılar. Bugün o Melih Gökçek'in imara açtığı Gölbaşı'ndaki bir alan, imar planı bozuldu ve yerine herhalde 1 milyara yakın, 750 milyon değerinde olan, Mansur Başkan'la dalga geçiyorlar, 1 milyarlık arsayı gitti çiftlik yaptı diye. BAKAP projesiyle çiftlik yapıldı orası. Orada arıcılık yapılıyor, tarım yapılıyor, eğitim yapılıyor, üretim yapılıyor, ARGE yapılıyor. Ayrıca tarım turizmi yapılıyor. Ayrıca çocukların aileleriyle birlikte gelip tarım neymiş, arı neymiş, onları da gördüğü ve tarımla barıştıkları, tarım okur yazarlığına sahip oldukları bir misafirlik süreci de oluyor. Ama en önemlisi orada ARGE, iyi uygulamalar, bunların geliştirilmesi ve dört başı mamur, dört yönüyle çok doğru işler yapılıyor.
Önümüzdeki dönemde orayı görünür kılmak benim de sizin de hepimizin de en önemli görevlerinden bir tanesi. Ve biz kendi kendine yeten bir ülke tarımda olmak için yeniden adımlar atmalıyız. Bununla ilgili malum bir kurultay program yazma sürecindeyiz, kurultayımızda başlattığımız. Partimizin programı güne uygun hale gelecek. Yazıldığı gün iyiydi ama eskidi. Biraz kısalacak, çağı yakalayacak ve ilerinin hükümet programına evrilecek bir program olacak. Bu programın içindeki tarım kısmını bugün de pek çok temsilcilerini dinleyeceğimiz, bu alanın meslek örgütlerinden, meslek odalarından, sendikalarından, akademisyenlerinden yararlanarak, onlara kulak vererek, onlarla birlikte çalışarak hem 81 ilde 973 ilçede sorunları dinleyerek, mevcut önerilerimizi paylaşarak, eleştiriler alarak ve geleceğin iktidarında, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönem iktidarında Türkiye'yi ayağa kaldırırken en önemli bakanlıklardan birisi olacak Tarım Bakanlığı, Türkiye'de tarımı, hayvancılığı, besiciliği, arıcılığı nasıl ayağa kaldıracak? Onları da bu önümüzdeki 6 ayda hep birlikte çalışacağız ve en doğru şekilde yazıp sonra da o yazdıklarımızdan politika belgeleri ortaya çıkarıp bu ülkeyi yönetirken nasıl yöneteceğimizi ve bu ülkeye ne vaat ettiğimizi mutlaka önümüzdeki süreçte Türkiye kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Uluslararası gıda güvenliği dedik. Uluslararası gıda güvenliği endeksinde ülkemiz 10 yıl önce 36. sıradayken bugün 49. sırada. İnanılır gibi değil. 10 yıl önceye göre daha iyi cep telefonları kullanıyoruz. Daha hızlı bilgisayarlar kullanıyoruz. Daha çok elektrikli araç kullanıyoruz. 10 yıl önceye göre birçok şeyi para harcayarak daha iyisini yaptığımızı sanıyoruz. Ama birilerinin yaptığı iyi şeyleri satın almanın yanında kendi işimizi kötü yapıyoruz. Çünkü 10 yılda daha iyiye gitmek varken 10 yılda tam 13 sıra gerileyerek 49. sıraya gidiyoruz bütün dünyada gıda güvenliği meselesinde. Oysa devletin olanakları arttı, devletin olanakları arttı. Nasıl olur da böyle bir şey olur? İşte bu özensizlik ve öncelik vermeme meselesi. Önceliği başka yerlere verip, mesela 10 yıl önceye göre daha çok inşaat yapıyoruz. Daha çok köprümüz var, daha çok tünel var, daha çok yol var. Çünkü betona para var. Müteahhite imkan var. O projelere devlet desteği var. Olsun, eğer usulünce oluyorsa olsun, kaynağı yanlıştır, o finansman modeli yanlıştır, yolda olsun da gıda güvenliğine niye destek yok, niye hizmet yok, niye kaynak yok, niye geri geriye gidiyoruz? Esas mesele, bizi hayatta tutacak mesele buyken buradaki gerilemenin bu iktidar açısından izahı yoktur. Bu durum Türkiye'nin gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım konusunda stratejik bir eksiklik yaşadığının açık kanıtıdır. Bu stratejik yoksunluk Türkiye'deki gıda enflasyonunun rekor oranda da artmasına sebebiyet vermektedir. Bu hem sağlığımızı tehdit ediyor, aldığınız balın sahte olması da buna dair, çocuğunuzun yediği bir salatadan gıda zehirlenmesi olması da bu meseleye dair, ya da besleniyorum sanıp da baktığınızda çocuğunuzu besliyorum sanıp da vitamin, mineral açısından doğru bir diyet uygulayamadığınızı, uygulayıp sanıp da içerikte sıkıntı yaşadığınızı görmeniz de buna dair. Ama bir yandan da dönüp baktığınızda gıda enflasyonu dediğiniz mesele de buna dair. Bu ikisi iç içe geçmiş meseleler. Türkiye bugün gıda enflasyonunda %44'lük bir gıda enflasyonu yaşıyor. OECD ülkeleri içinde tartışmasız son sıradayız. OECD'de ya son ya sondan ikinci oluyoruz ya bize. Her ölçüde, her ölçme değerlendirmede.
O ikinci ülke kim? Meksika. Meksika ne durumda? Yine bizden bir önde hakikaten. Ama orada gıda enflasyonu %8.8. Türkiye'de 44. Ne vahim bir durumda olduğumuzu görelim. Peki OECD ülkelerini bırakalım ve dönelim bütün dünyaya bakalım. Bütün dünyaya baktığınızda çok daha berbat durumdayız. Neden? Sondan dördüncü durumdayız. OECD son ya. Sondan dördüncü. Hangi ülkeleri geçmişiz? Aslında sondan beş de. Burada Filistin'i saymaya insan utanıyor. Orada bambaşka bir insanlık ayıbı var. Filistin'den iyiyiz demeye utanıyor. İnanın bugün bunlar yaşanmasa Filistin bizden iyi. Arjantin, Zimbabwe, Güney Sudan. Bunlardan başka, bu üçünden başka gıda enflasyonunun Türkiye'den yüksek olduğu bir başka ülke yok. Yok. Yani dönüp bakıyorsunuz Rusya ile Ukrayna savaşıyor. Rusya Ukrayna'yı bombalıyor. Ukrayna Rusya'ya füze atıyor. Bizden iyi durumdalar. Eritre, Çat bizden iyi durumdalar. Adını bilmediğimiz, haritada yerini bulamayacağımız onlarca ülke bizden iyi durumdalar. Ve Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması, yani Türk işin deyimiyle yeni açlık sınırı 19.830 lira. Bugün asgari ücret 17.000 lira, açlık sınırı 19.830 lira. Bir kişi çalışıyorsa, o evde tek başına bile olsa, zaten maaşı kiraya verse aç kalır, karnını doyursa sokakta kalır, 4 kişilik bir ailede 4'ü birden aç kalıyor. 2 kişi çalışmıyorsa, açlık sınırının altındalar, kira ödemiyor olsalar bile. Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım konusunda hatalı politikalar bir yandan çiftçinin ürününün tarlada kalmasına sebebiyet verirken bir yandan da dünyanın en büyük gıda enflasyonuna sebebiyet veriyor. Burdur'a gittim. Orada çay toplarken ki görüntümüz var. Burdur'da da gittim. Fasulye topladım. Fasulye tarlasına gittik. Sabah 6.30'tu. Tarlada topladık fasulyeyi. Sattık 8 lira. Kilosu 8 lira taze fasulye. Burdur pazarına gittik. Kilosu 80 lira. Yani ürün üreten için masrafı kurtarmıyor ama satın alan için ateş pahası. Ve bu mesele ürün efendim kamyonlara kondu, yollara düştü, İstanbul'a geldi, hal yasası, şu bu, hepsi doğru. Hepsi fiyatı arttırıyor. Onları yapınca zaten o ürün İstanbul'da 140 lira oluyor. Bodrum'da 200 lira oluyor. Milas'ta 180 lira oluyor. Ama Bodrum'da üretilen 8 liralık fasulye Bodrum pazarında 80 oluyorsa meselenin özünde bambaşka sorunlar da var. Yani sadece ve sadece hal yasasıyla, mazot fiyatıyla falan izah edilebilecek sorunlarımız yok bu noktada. Mazot, gübre, ilaç gibi girdi maliyetleri kat be kat artarken üreticiye yeterli destek verilmiyor. Fiyatlar da maliyetleri kurtarmakta yetersiz kalıyor. Ve böyle olunca artık o iş yapılabilir olmaktan çıkıyor. Yapılabilir olmaktan çıktığında ne oluyor? Türkiye'de 2003 yılında 2.8 milyon çiftçi varken bugün 2.3 milyon çiftçi var. Oysa 2003 yılında bizim nüfusumuz bundan 20 milyon eksikti. 20 milyon yeni nüfus geldi. Orana bakarsam 500 bin yeni çiftçiye ihtiyaç var. Öyle ya, 60 milyona 2 milyonsa 83 milyona 2,5 milyon çiftçi olması lazım. Pardon, 2.8 milyon yetiyorsa 3.3 milyon olması lazım. 2.3 milyona düşmüş. 500 bin çiftçi artacağına 500 bin çiftçi azalmış. 1 milyon çiftçi kayıp. 1 milyon. Nerede bunlar? İşte bunlar biraz önce başkanın dediği gibi fabrikada asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışıyor. Ve 26 milyon dekar, yani Hollanda kadar alan
bu iktidar döneminde ekilip dikilmekten vazgeçilmiş durumda. Türkiye'de ortalama çiftçi yaşı 58 ve 4 çiftçiden 3 tanesi gelecek sene bu işi yapmak istemediğini ifade ediyorlar. Çiftçi yaşı 30'larda olur. Bütün gençler, ailenin gençleri yeni kuvvet olarak tarıma katılırlar, yaşlılar tarladan eve çekilir. Ama artık yeni katılım yok, tarladan eve çekilme daha ileri yaşlara kalmış, çiftçinin ortalama yaşı 58. Ve her genç 4 çiftçiden 3'ü gelecek sene fabrikada bir iş bulursam tarım yapmayacağım diyor. Tarımda sorunlar çözülmeyince işsizlik artıyor, köyden kente göç engellenemiyor, üretici de tüketici de refaha eremiyor. Bu da yerli üretimi azaltırken ülkemizin dışa bağımlılığını arttırıyor. Bir dönem Türkiye'de tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken bugün buğdayını, mısırını yurt dışından ithal eden bir ülke konumuna düşmüş durumda. Yerli üretimde düşüş, tarım ve gıda sektöründe taklit ve tahşişin yaygınlaşmasına neden olurken bu durum hem tüketicinin sağlığını tehdit ediyor hem de dürüst gerçek üreticilerin zor durumda kalmasını, rekabet edememesini ortaya çıkarıyor. Kötü yönetimin yarattığı tahribatın yanı sıra küresel düzeyde yaşanan iklim değişikliği de kuraklık da gıda güvenliğini tehdit ediyor. Sulama altyapımız yetersiz, su kaynakları verimsiz ve bu konuda her geçen gün daha kötüye giden bir süreç var. Biraz önce dışarıda gördüğümüz bir proje, Ankara'da atık plastiklerin toplandığı, geri döşüme tabi tutulduğu ve çiftçilere sulama borusu olarak ulaştırıldığı projeyi de son derece kıymetli ve yaygınlaştırılması gereken bir proje olarak değerlendiriyoruz. Milli savunma kadar kritik olan tarım sektörü daha fazla desteklenmeli ve çiftçinin borç sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. Bir beka sorunu arayanlar Türkiye'deki çiftçinin tarlalarının ipotek sorununu, çiftçinin zirai kredileri ödemedeki güçlüklerini ve bu güçlüğe düştüğünde tarlasının el değiştirdiğini ve satıldığını, birçok yabancı sermayeli bankanın eline geçtiğini görmek lazım. Maalesef bir karış toprak vermedik. Büyük taarruz, büyük zafer, dünya kadar kayıp ama biz 26 Ağustos'ta taarruza geçtik, 30 Ağustos'ta zaferi kazandık, 9 Eylül'de İzmir'den denize döktük, 14 Eylül'de Balıkesir'de son kurşunu sıktık ama ardından Mudanya'ya gittik, Mudanya mütarekesine bütün mağlup devletleri karşımıza dizdik ve Mondros'un yerine Mudanya'yı yapıp Lozan'a gidip Türkiye'nin tapu senetini imzalattık. Mudanya'da attırdığımız imzayla Trakya'yı bir kurşun atmadan düşman işgalinden kurtardık. Şimdi bir imzayla Türkiye'nin Trakya'daki topraklarının %80'i ipotek altında. Yani o ülkelere büyük bir mücadeleyle Anadolu'dan süpürdüğümüz ve o savaştan çıktığımız gücümüzle Mudanya'da imzayı attırıp bir kurşun atmadan geri alacak kadar caydırıcı olduğumuz Trakya'da birer imza toplakların %80'i yabancı ya da yerli bankaların ipoteğine geçmiş durumda, ipotek edilmiş durumda. Çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek ve pazar erişimini kolaylaştırmak için kooperatifleşme desteklenmelidir. Bu konuda tüm belediyelerimiz üzerine düşeni yapıyor. Ancak bunun genel bir politika olarak tüm Türkiye'de 70'lerde Ecevit nasıl kooperatifçiliği yerleştirdi ve hala ayakta bazı yapılar o sayede duruyorsa bizim yeniden bir kooperatifçilik hamlesine girişmemiz gerekmektedir. Bu konuda el uzatıldığında çiftçilerin, vatandaşların, belediyelerimizin ön ayak olduğu üretici kooperatifleriyle uyum içinde ve verimli çalışmalar yaptığını memnuniyetle görüyoruz. İzmir'de
ilk ve en iyi örneklerden biri olan Tiresüt Kooperatifi, çiçek kooperatifleri ve tüm büyük şehirlerimizin şimdi giriştiği üretici kooperatiflerinin çok olumlu sonuçlar verdiğini, kooperatifçiliğin çağ dışı değil, aksine çağdaş, iyi yönetim, iyi yönetişim ilkeleriyle yapıldığında son derece çağın sorunlarına etkin çözüm üreten bir yöntem olduğunu görmek gerekiyor. Belediyelerimiz kooperatifleşmeyi teşvik ederek küçük üreticinin pazara erişimini sağlarken doğrudan üreticinin halka taze ve güvenilir gıda ulaştırmasına da katkı sağlamayı amaçlıyorlar ve başarıyorlar. Ve belediyelerimiz biraz önce de ifade edildi, doğrudan alım garantisi vererek çiftçinin ürününü değerinde satmasını, tarlada kalmamasını, en güzeli de bir piyasa yapıcılığı yapıyorlar. Piyasada bir başka aktör var artık ve sen almazsan ben alıyorum diyor, alım garantisi veriyor. O zaman işte tüccar gelip göbeğini kaşıya kaşıya, kalemini kulağının artısına koyup, ayağını ayak ayak üstüne alıp işine gelirse birader diyemiyor. O zaman çiftçi, Mansur Başkan ona alım garantisi verdiği için CHP'li belediyeler ya da üretici kooperatifleri orada bir piyasa yapıcı olarak durduğu için bu sefer üretici ürünü almak isteyene fiyatı kendi söylüyor. Çünkü burada satabileceğim biri var, işine gelebiliyor, işine geliyorsa birader diye bu sefer çiftçi söylüyor. İşte bu yüzden kooperatifleşme ve yerel yönetimlerin alım garantili ekim projeleri son derece kıymetli. Tarım araç gelişlerinden tohuma, gübre ve fide desteklerine kadar imkanları ölçüsünde desteklemeleri yapıyoruz. Bunların hepsinin birer ulusal projeye dönüşeceği iktidarımız için de bunları başarılı ve çok yerinde pilot uygulamalar olarak da görüyoruz. Ayrıca Ankara Büyükşehir'in gübre üretimi, kendi gübresini üreten ve bu ürettiği gübreyi üreticiye dağıtan projesini de son derece önemsediğimizi bir kez daha söylemek isterim. Biz bunları yaparken, biz bunlara kaynak ayırırken Tarım Bakanlığı ne yapıyor diye bakarsanız gerçekten Dünya Gıda Günü'nde bugün ne yapacaklar takip edeceğim ama son bir haftayı önceki Tarım Bakanı'nın bakanlığı bırakıp makam arabasını bırakmamasıyla, makam arabasını bakım yapacağız diye alıp geri vermediklerinde mevcut bakanla telefonda kavga yapmasıyla, bakan olmadığı halde lüks makam aracını geri almasıyla, hala onu kullanmasıyla falan meşgul bilirim. Türkiye'de tarım yanıyor. Çiftçi entübe durumda. Eğer bu iktidar biraz daha bu politikalarını sürdürecek, yani bu politikasızlığına bu ülkenin çiftçisini, hayvancılıkla uğraşanlarını, köylüsünü mahkum edecek olursa gelecekte gerçekten bu ülkede artık derdini anlatacak, isyan edecek, yola çıkacak, yolu kapatacak, ürününü dökecek ve iktidar tarafından kızılacak, hedef gösterilecek bir çiftçi de bulamayacaklar. Mevzunun kendisi, dışarıda arıları gördüm. Cam kovan içinde öğrenciler için gösterilmiş ve önemli bir arıcılık projesini takip ettim. 1700 arıcıya kıyafetinden tüm desteklere kadar verildiğini gördüm ve bütün mevzunun tümüyle ilgili de şunu hatırladım. Pandemiyle başladık, pandemiyle bitirelim. Pandemide turizmcilerle konuşuyorduk. Antalyalı bir turizmci, arıcılığı da bilen bir turizmci bana dedi ki, bu sene hiç turist yok ya, çiçekler açmadı, bal yok dedi. Ama arılar duruyor. Eğer dedi, bu sene, bu kış arılara bir tas şekerli su koymazsanız ve arıları bu sene yaşatmazsanız, seneye istediği kadar çiçek açsın, arı yoksa bal zaten yok dedi. Çiftçinin durumu, hayvancının durumu, bugün geldiği durum tam olarak eğer korunmazlarsa,
Eğer kullanmazlarsa, eğer yaşatılmazlarsa yarınlarda ne yaptığınızın bir önemi olmayan bir beka sorunuyla karşı karşıyayız. Çiftçi yaşamak için, yaşatmak için yaşamak zorunda. Hepimizi yaşatmak için onun yaşaması, hepimizi doyurması için önce onun doyması lazım. Bu kadar kritik ve bu kadar stratejik bir alanla karşı karşıyayız. Biz burada tabii bugün gün boyunca yapılacak benim şehir dışı programımdan dolayı takip edemeyeceğim ama sonra çıktılarından istifade edeceğim önemli bir günü takip edeceksiniz, etkinliği takip edeceksiniz. Bugün burada konuşulan her şey birilerinin beka sorunu var, beka sorunu var deyip dikkat çekmeye çalıştığı suni gündemlerden çok daha stratejik. Burası savunma sanayi kadar stratejik. Burası sağlık kadar stratejik. Çünkü sağlıklı, doyan ve kendi nüfusuna bakabilen bir ülke değilseniz eninde sonunda ya bir pandemide perişan olursunuz, ya bir savaşta ya da kendi kendine dışarıya mahkum bir şekilde yok olur gidersiniz. Ben başta genel başkan yardımcıma, ekibine, onun yardımcılarına, ev sahipliği ve çok iyi örneklerle bizi burada ağırladığı için Mansur Başkan'a ve bu günün bu kıymetli saatlerini bize ayıran her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hocalarımıza yapmış oldukları katkılar için ve meslek örgütlerine, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin başkanlarını, yöneticilerini dinleyeceksiniz. Gıda mühendislerine, ziraat mühendislerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum değerli başkanlara. Hepinizi sağlıklı yarınlarda kendine yeten bir ülkede hep beraber yaşamak umuduyla, o ülkeyi de hep birlikte yeniden kurmak umuduyla saygıyla selamlıyorum.